باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة. Kendisi için bekarlıktan endişe eden kimsenin oruç tutması, diyor İmam Buhari. ...1806 nolu hadis. Haddesena Abdan, bize Abdan anlattı. An Ebi Hamzete, o da Ebu Hamza'dan. Anil Ameşi, o da El Ameş'ten. An İbrahim'e, o da İbrahim'den. An Alkamete, o da Alkame'den. Kale, dedi ki, beyne ana emşi, ben yürürken, ma Abdillahi radıyallahu anhu, Abdullah'la birlikte. Allah kendisinden razı olsun. Fekale, demişti ki, kunna ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme, biz Resulullah'la birlikteyken sallallahu aleyhi ve sellem, fekale, demişti ki, men istata'al ba'ate fel yetezevvec. İçinizde evliliğe güç yetiren evlensin. فَاِنَّهُ اَغَدُّ لِلْبَصَرِ. Çünkü evlilik gözü korumaya en elverişli ve ahsanu lilferci, iffeti korumaya en elverişli veya en korunaklı ve ahsan, en çok koruma sağlayan bir şeydir. Dolayısıyla evlenebilen, buna dair imkanlara sahip olan her bakımdan evlensin. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعَ, buna güç yetiremeyen ise, فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ, o oruca devam etsin veya oruç tutsun, oruca dikkat etsin. فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ, oruca girişsin. فَاِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ, çünkü oruç kendisi için bir وِجَاءٌ, yani onun şehvetini kıracak, onun arzularını, güçlü olan arzularını bir şekilde zayıflatacak bir şeydir. Dolayısıyla evlenmeye güç yetiremeyenlere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir bakıma pansuman bir tedbir olarak geçici bir dönemde en azından şehvetlerini bastıracak, kontrol altında tutmalarını sağlayacak bir araç öğretiyor. Ama esası itibariyle evliliğe güç yetirir yetirmez, buna imkana kavuşur kavuşmaz evlenmelerini öğütlemiş. Çünkü onun kadar kişinin basarını, yani gözünü koruyacak, onun kadar kişinin iffetini korumasına imkan sağlayacak başka bir araç yok. Fakat bu imkana sahip değilse henüz veya şu ara, o zaman oruca başvursun, diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle anlaşılıyor ki hadisten, kişinin kendi bedensel yanını iyi tanıması ve bedeninde gelişen, tazike dönüşen, kişiyi hayatında bir şekilde parazit bir unsur olarak etkisi altına alan bu yanını doğru okuması ve buna karşı tedbire başvurması, ki evlilik olarak bu tedbiri öğretmiş Allah'ın Resulü. Hani evlenmese de öyle idare eder gibi de görmemiş, evlenmediği takdirde de bir şeyler yapmalı. Tedbiren tedbir alıp kendi bedeninde gelişen bu yönünü kontrol altında tutmalı. Eğer bu şu demek olur, eğer bu yönünü önemsemez ise, ben nasıl olsa bununla baş ederim diye düşünür ise,
Bir an gelir yenik düşer. Yenik düştüğünde göze aldığı şey aslında hafif veya kolay bir şey değildir. Böylece Allah Azze ve Celle'ye karşı isyan etmiş olur, suç işlemiş olur. Bunun koşullarını kendi elleriyle hazırlamış olur. Dolayısıyla bu açıdan kimse kendisine güvenmemeli. İnsanın bu yönü oldukça güçlü bir tazyik oluşturmakta, insanı kışkırtan, hani halkın deyimiyle baştan çıkaran. Dolayısıyla bu potansiyeli eğer eritmez ise yahut oruç tutarak zayıflatmaz ise gün gelir baş edemediği bir sıkıntıyla karşı karşıya kalır. Hiç tahmin etmediği şeyleri yapmakla kendisini karşı karşıya bulur. Bu hoş bir şey değil. Dolayısıyla kimse bu yönünü hafife almasın. Resulullah'ın bu anlatımındaki ifadeleri de kimse şehveti galiz kimselere yönelik bir öğüt gibi görmesin. Resulullah bunu genel olarak bütün ümmetine yapmış. Başta gençler olmak üzere evliliğe güç yetirenler evlilikten geri durmasınlar. Bu Allah'ın Resulü'nün emri. Cenab-ı Hakk'ın insanın yaratılışına koyduğu, kodladığı, insan popülasyonunu bunun üzerine oluşturduğu bir ilişki biçimi. Dolayısıyla da bundan sarf-ı nazar etmek, buna hayatında yer vermemek yahut bundan uzak kalmayı kimi Hristiyan algısında olduğu gibi bir terakki aracı saymak, bir aklanma, paklanma, ne bileyim daha bir yücelme düşüncesi veya şekli olarak görmek tamamen Muhammedi sünnetin dışında bir yoldur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evlenmiş, hatta çok sayıda evlilik yapmış. Yanılmıyorsam 15-16 civarında nikah ile evlilik yapmış bir kimse ve ümmetine de evlilik yapmayı, çoluk çocuk sahibi olup çoğalmayı, dolayısıyla da fıtratın ta kendisini, yani Cenab-ı Hakk'ın insanları üzerinde kodladığı bu ilişki biçimini öğütlüyor. Bunu göz ardı etmeyi, bundan kaçınmayı ise sünnetinin dışında tarif etmiş. Dolayısıyla bundan uzarak durarak terakki etmek değil, tersine dibe çökmek yahut iyice beter duruma kalmak söz konusu olabilir. Çünkü Allah'ın Resulü'nün sünneti en doğru olandır. Allah'ın Resulü'nün ümmet için çizdiği örneklik en yerinde, en uygun olandır. Dolayısıyla bu geçici bir pansuman bir tedbir. Bunu yapan kimse her an aklında da bir an önce evlensem de bu geçici sürecin dışına çıksam şeklindeki düşüncesini de zinde tutmuş olur. Sürekli bekarlık döneminde oruca başvuran kişi bu arızi durumunun da farkındalığını daha güçlü yaşar. Bunu hele hele bu dönemlerde, modern zamanlarda neredeyse normale çekmiş, normal saymaya başlayan ve evliliği geciktirdikçe geciktiren, evlenmemiş olmayı hayatının normal bir akışı gibi zannetmeye başlayan, özellikle medyanın bunu böyle yansıtmaya başladığı bu dönemlerde bunun son derece çarpık, insan doğasından hatta insan psikolojisinden tamamen insan psikolojisini tamamen tahrip edici bir durum olduğunu ve olağanüstü olduğunu sürekli işlemek, anlatmak ve insanları evlilik ile normal, doğal, insani bir hayata kavuşmalarını salık vermek lazım. Aksi takdirde şeytan bu toplumu böyle evlilikten, aile kurumundan uzaklaştırarak fuhuşa odaklamak istiyor.